çanımızın çanakkalemizi yetiştirdiği önemli siyasetimizi değerli padişahı kardeşim, değerli il başkanım, genel sekreter yardımcımız, değerli milletvekillerimiz, Müjde kardeşim, Müjde abi, değerli il başkanlarımız, başkanları, başkanı Reyhan amcam, Gültekin kardeşim, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilgilenmeyiz üyelerimiz, Milliyetçi Hareket Partimizin, Cumhuriyet Halk Partimizin ve Gelecek Partimizin değerli ilçe başkanları ve yöneticileri, protokolün değerli üyeleri, değerli arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hepiniz çanımızın 8. olan genel kuruluna hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biz özel bir partinin üyesi olmaktan mutluluk ve gurur duyan insanlarız. Çünkü dünyada hiçbir parti yoktur ki kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelsin ve 20 küsur senedir de yapılan serbest seçimlerin tamamında birinci çıkmış olsun ve iktidarda kalsın. Serbest seçim vurgusunu özellikle yapıyorum. Çünkü bazı ülkelerde %80-90'la bazı partiler seçim kazanıyor. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiyi ruhuna işlemiş. Milleti demokrasiyi içinde kabul etmiş bir millettir. Ve burada yapılan seçimlerin 1946 dışındaki hiçbirisi serbestlik anlamında, adalet ve dürüstlük anlamında tartışmaya dahi açılmamış. Dolayısıyla bizler bunca serbest seçimlerde iktidarda kalan bir liderin arkasındaki AK Parti mensupları olarak gurur duyuyoruz, mutluyuz. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlar, bu seçimlerden iki tanesinde üzüldük. Yenilmesek de üzüldük. Fakat o iki seçime de baktığımız zaman karşımızda bizi bu seçimlerde mağlup eden başka bir parti, başka bir siyasi hareket yok. Biz bu iki seçimde de kendi kendimizi yiyerek birbirimizi üzdük. Ne zaman ki bu memleket mücadelesinden, ne zaman ki muhalefetle mücadeleden vazgeçip kendi aramızdaki kavgalara döndük, işte o dönemlerde biz mutlu olmadığımız sonuçlar aldık. Derneği toparlandıktan sonra da bu millet dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun ekibine güveniyorum. Üzüldüğümüz seçimlerden sonra da bunu yaşadık. Bugün bu kalabalık, dışarıya taşan bu kalabalık bunun göstergesidir. Çünkü bu milletin hala AK Parti'den ümidi vardır, AK Parti'den beklentisi vardır. Biz de ona hizmet için bu yollardayız inşallah. Ben inanıyorum ki başta il başkanımız olmak üzere il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve oluşturduğu genç yeni ekipler önümüzdeki dönem çanımızda, çanakkalemizde küskün, dargın, gönlü kırılmış kim varsa toparlayıcı olacak. Yeni insanları, gençlerimize AK Parti'mizi, memleketimizi, idarelerimizi anlatmakta sıkıntı yaşamadığımız takdirde bizim oyla ilgili bir problemimiz yok. Tek sıkıntımız bunları anlatabilmekte. Liderimiz sağlam, fikrimiz sağlam, davamız sağlam. İnşallah biz de sağlam adımlarla yürüdüğümüz takdirde tekrar başarıya ulaşacağız. Değerli genel sekreterim, değerli genel başkan yardımcım, bugün sizi çağda görmek gerçekten çok büyük mutluluk verici. Çünkü Türkiye'de çok az ilçe vardır ki böyle bir siyaset adamı çıkarabilmiş, üretebilmiş olsun. Ve gerek vekillik yaptığım dönemde gerek de 5 yıl vekil olmadığım dönemde Fatih Başkanımızla çok yakın çalışma ve onu izleme şansı. Kendisiyle bir çanakkale olarak gurur duymanın ötesinde
sizlerle de paylaşmak istiyorum ki o sadece genel sekreter, milletvekili, komisyon başkanı, genel başkan yardımcısı olarak bir uygulayıcı olarak değil. Bugün gururla bahsettiğimiz Cumhurbaşkanı'nın hükümet sisteminin oturmasında teorisyen olarak da mutfakta da büyük emekleri geçmiş bir siyaset ve devlet adamıdır. Ben Çanakkale adına size teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bugün yapılacak olan kongremizin öncelikle çağımıza, Çanakkale'mize, AK Parti'mize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.